İşte o parktaki renkler ve simgeler terör örgütü YPG'nin simgeleriyle birebir aynıydı aslında. Haliyle bu görüntülerin ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada tepkiler peş peşe geldi ve kaymakamlık da durumla ilgili soruşturma başlattı ve o simgeler söküldü. CHP'li Küçükçekmece Belediyesi çocuk parkını yeniledi. Parktaki işaretler ve renklerin terör örgütü PKK'nın sembollerini andırması tepki topladı. Aslında burada şunu görüyoruz biz, yerel seçimlerde hangi aritmetiğin, hangi bileşenlerin devrede olduğunu ve bugün onların galiba diyetlerin ödendiğini görüyoruz. Küçükçekmece Belediyesi, İstasyon Mahallesi'nde bulunan Atatürk Parkı'nda bakım, onarım ve yenileme çalışması yaptı. Çocuklar için yapılan park hizmete açılırken kullanılan renkler ve spor malzemelerinin bulunduğu alandaki görsel dikkat çekti. Görsellerin fotoğrafları sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılıp terör örgütünün sembollerine benzetilerek tepki aldı. Sosyal medyada gördüğümde şöyle yorumladım. Yani galiba illegal birisi gece gitti bir şeyler boyadı falan diye gördüm. Sonra baktığımızda belediye tarafından ihalesi yapılmış bir iş olarak üretilmiş olduğunu görünce gerçekten hani insan bazen der ya kelimenin bittiği yer, kelimenin bittiği noktaya geldi. Terör örgütünün paçavrası üzerinde bulunan sembolleri andıran o görselin bir an önce yok edilmesi için Küçükçekmece Kaymakamı Turan Bedirhanoğlu talimat verdi ve şu anda da Küçükçekmece Belediyesi çalışanları, ekipleri parkta söküm ve temizleme çalışması yapıyorlar. Parkın içerisinde kullanılan o sembol ve o görüntüler vatandaşların tepkisine sebep oldu. Aslında o görsel sadece bu noktada değil, parkın iki ayrı noktasında kullanıldı ve her iki noktada da söküm çalışmaları devam ederken konuya ilişkin olarak da soruşturma başlatıldı. Çünkü projenin kimin onayladığı henüz bilinmiyor. Terör örgütü sembollerini andıran görseller ekipler tarafından tek tek söküldü. Parktaki projeyi sunan ya da kabul edenlerin açık kimliklerinin tespit edilmesi ve terörle bağlantılarının araştırılması için Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit çalışması yürütülüyor. Mutlaka yani bir proje onayı vardır. Bunun hadi diyelim ki bir akşamlık bir konu olsa derim ki ya sehven orada bir art niyetli birisi böyle bir çalışma yapmış. Bu 12-13 gün sürmüş. Özel bir imalat yapılmış. Hadi bunu diyelim ki taşara ettiğiniz insan kötü niyetli bunu yaptı. Peki bunu denetleyen mühendis nerede? Bunu denetleyen müdür nerede? Bunu denetleyen başkan yardımcısı nerede? Burada İBB başkanı çok kullanıyor. Organize kötülük. Burada organize bir kötülük var. Organize bir kötülük var. Ben inanıyorum ve umuyorum ki devletimiz bu organize kötülüğü yapanları ortaya çıkaracak ve milletin iradesine sahip çıkacaktır. Söz konusu parkla ilgili meclis toplantısında açıklama yapan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi yapılanları savundu. PKK kullanıyor diye biz bu renkleri artık kullanmıyor muyuz? Sarı kravat, kırmızı kravat kullanmıyor muyuz?